Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Daha doğrusu Galatasaray'ın gündeminden bugüne yansıyan yerli ve yabancı basına yansıyan haberler neler onları şöyle bir derleyip toplayıp size sunmaya çalışacağım. Gerçekten de önemli başlıklar var önemli gelişmeler var onlarla ilgili bilgi aktarımını sağlayacağız çünkü e, sadece yurt içinden değil yurt dışından da Galatasaray'a yönelik haberler olduğunu söyleyelim. İsterseniz şöyle yapalım. Ben bazı başlıkları bu videoda kullanacağımız haberlerin başlıklarını söyleyeyim. Yıldız oyuncu ikna edildi. Bu birinci haberimiz olacak. Sonrasında Icardi'den büyük fedakarlık. Gerçekten de çok önemli bir fedakarlık yapıyor. Endombele'ye son şans. Onu söyleyelim. Gözden çıkarıldı, yeniden hayata döndü. Kim bu oyuncu? Onunla ilgili de bilgi aktaracağız. Onu da söyleyelim. Orta sahaya bir transfer çalışması var. Bir de forvete transfer çalışması. Bununla ilgili gelişmeler var. Yabancı basında da onu söyleyeceğiz ve Galatasaray'ı istiyordu. Problem çıktı diyeceğimiz oyuncuyu da sizlerle paylaşacağız. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Özellikle beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkıyla hem kanalımızın büyümesini hem de Galatasaray videolarının daha geniş bir kesime duyurulmasını sağlıyorsunuz. Bu sizin çabanız tabii biz sadece videoyu yapıp sizin beğeninize sunuyoruz. Evet şimdi şöyle başlayalım istedim. Icardi'den büyük fedakarlık gerçekten hani bir oyuncunun kendini bu kadar e, ait hissetmesi bir camiaya kolay rastlanabilecek bir durum değil. İğneyle oynamıştı. iki maçı da, Bayern Münih maçını da, Çaykur Rizespor maçını da bundan sonraki maçları da milli araya kadar iğneyle oynayacak diye bilgi geldi. Özellikle Okan Buruk da açıkladı. 3 Kasım'da Kasımpaşa maçı, 8 Kasım'da Bayern Münih deplasmanı, 11 Kasım'da Hatay maçı bunlar e, Icardi tarafından iğneyle maç günü yapılacak, iğneyle oynanılacak maçlar olarak e, belirlenen e, maçlar öyle söyleyelim. E, Milli arada da tedavi süreci başlayacak. Onu özellikle vurgulayalım. Gerçekten de büyük fedakarlık diyebiliriz. Önce bundan bahsedelim istedim. Sonrasında dedik ki yıldız oyuncu ikna edildi. Kim bu yıldız oyuncu? Fernando Muslera'dan bahsediyorum. Fernando Muslera biliyorsunuz. E, Erden Timur bir açıklama yapmış. Onun başka planları var. Ama biz tabii ki Galatasaray'la birlikte olmasını, planlarını Galatasaray'la yapmasını isteriz demişti. İşte o Fernando ile görüşmelerin başladığı bilgisi geldi. Ben bu görüşmelerin sonucunun olumlu olacağını düşünenlerdenim. Sadece orada bir sorun var. 2,5 milyon euroluk maaşının biraz aşağı çekilmesini istiyor Galatasaray. Bu noktada da hani Fernando Muslera gibi oyuncuya da yani ne kadar aşağı çekeceksiniz? Hadi olsun 2 milyon euro. Bence hiç buna e, teşebbüs etmemek lazım. 11 yıldır kalede, 37 yaşında bir yıl rahat rahat bu sezondan sonra bir yıl rahat rahat oynar. Telaşe edip arayışlara geçmek yerine şöyle sırtınızı arkaya yaslayıp Fernando ile bir sezonu daha sürdürmek bence daha mantıklı gibi görünüyor. Şimdi Endombele'ye son şans dedik. Ben Galatasaray'da gidecek oyuncu sayısının dörde çıktığını söylemiştim. Dörde çıkacak oyuncular Victor Nelson, Angelinho bunlar ikisiydi. Bunların yanına eklenen oyuncular var. Bunlardan biri Cedric Bakambu, diğeri de Endombele. Endombele'ye son bir aylık bir şans vermişler. Bu bir ay içerisinde eğer formunu tutturamazsa ya da daha doğrusu Galatasaray'a katkı verecek noktaya gelemezse Endombele de ayrılacaklar arasına girdi. Onu da özellikle söyleyelim. Son şans dediğim bu. Ama aldığımız istihbarat şöyle. Tabii ki bu konuları çok detaylı söylemek mümkün değil. Pek de fazla profesyonel yaşamadığı doğrultusunda. Eğer siz profesyonel yaşamıyorsanız Böylesine bir süreçte takıma katkı veremediğiniz gibi kendinizi de yukarıya çekemezsiniz. 3 günde bir maç oynanan bir süreçte Endombele gerçekten bir transferde hayal kırıklığına doğru gidiyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Bu arada 4 oyuncu dedim. Bir 5. Beşinci oyuncu vardı ki onu da söyleyelim. Bu arada Endombele'nin not almışım. Sadece 123 dakika oynamış. Büyük umutla geldiği yerde Kaan'a zaman zaman Kerem Demirbay'a formasını kaptırmış. Onu da söyleyelim. Yani daha doğrusu oynayamamış. Ee, onlar oynamışlar. Öyle vurgulayalım. Ve bir oyuncu da e, Oliveira e, 11 yolunda gerçekten Rize maçındaki performansıyla 11'e göz kırptı. Öyle söyleyebiliriz. Okan Buruk da kendisine hazır ol bu hafta oynatacağım diyor. 3 Kasım'da Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçında sahada olacağını Torreira'nın yanındaki oyuncunun Oliveira olacağını söyleyebiliriz. Aslında biraz da o Torreira, Oliveira, Mertens üçgeni bozulduktan sonra önlerinde Icardi, arkadaki ikili de sorun yok. O bozulduktan sonra biraz sıkıntı ortaya çıkmaya başladı. Oliveira tabii ben eğer yedek kalmaktan mutlu oluyorsam zaten bende bir kusur vardır dedi. Yedek kalmaktan hiç kimse mutlu olmamalı. Ben de mutlu değilim dedi. Aslında söylediğinde haksızlık payı yok. Yani gayet haklı. Ee, Kazımcan'ın sol beke döneceği konusunda Anhelinho'nun işte bu 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ortadan kalkması konusunda bir plan olduğunu söyleyelim. Ve tabii ki e, transferle ilgili de çok şey var. Gözden çıkarıldı, yeniden hayata döndü dediğimiz oyuncu da Sergio Oliveira'ydı. E, şimdi şans alacak. Bu şansları olumlu kullanırsa herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi orta sahaya transfer çalışması. E, şunu söyleyelim Galatasaray'ın bir pişmanlığı var. E, Matias Vesino'yu ee, Okan Buruk istemesine rağmen Endombele tercih edildiği için almamıştı. 10 maç oynadı, 3 gol katkısı var Lazio'da. Keza, e, aslında orada ben Galatasaray'ı çok da e, Suçlu, suçlu bulmuyorum yani haksız bulmuyorum. Parades konusu da çok gündeme geldi. Roma'ya gitmişti. 10 lig maçında 3 de Avrupa Ligi maçında oynadı. 13 maçta 4 asisti var ve çok da cüzi bir paraya PSG'den gitti. 2,5 milyon euroya. Ama o Galatasaray'ı çok oyaladı. Belki de oyalama demeyelim de Galatasaray'ın bütçesi olsaydı belki çoktan o işi bitirecekti. Bu arada İngiliz basını da Thomas Parti'yi yeniden Galatasaray'a yazdı hatta Fenerbahçe'nin de ilgi duyduğunu yazdı. Biraz da hani rekabet, müşteri kızıştırma denir ya öyle bir durum oluyor. Arsenal'li oyuncu 30 yaşında biliyorsunuz. 5 maç oynadı. Herhangi bir gol ve asisti yok. Kasık sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçırdı. Onu da özellikle söyleyelim. Süresinden memnun değil. Ocak ayında ayrılmak istediğini menajerlerine de söylemiş. Ve bu da İngiliz basınında yer alan haber olarak karşımıza çıktı. Bunu da özellikle vurgulayalım. Orta saha transferi konusundaki gelişmeler böyle. Galatasaray kesinlikle bir orta saha, kesinlikle bir santrofor transferi yapacak. Bu olay duyulduktan sonra işte... E, Vesino ve Parades olaylarındaki pişmanlık Thomas Partey'in gelme isteği gündeme geldi ama bir de Santrofor e, konusu var ki o Santrofor konusunda da e, bazı bilgiler aktaracağım şöyle ki e, Santrofor konusunda Alman basını ve İngiliz basını sanki sözleşmiş gibi bir ortak isim yazdı. Ee, o ismin adı da Wood vegors Wood Vagors Hoffenheim'da oynuyor. Kiralık olarak oynuyor. Aslında Burnley'in e, oyuncusu. Ee, Okan Hoca'nın da istediği bilgisini yazmışlar. Ben hani çok da e, Okan Hoca'nın vegorsu istediğini düşünmüyorum. Çünkü oyun anlayışı çok fazla ona uygun değil. Öyle görünmüyor. Ama onun da ötesinde yani vegorsu getirip Icardi'nin arkasında bekletme şansınız olmaz diye düşünüyorum. Bu sezon 8 maç 1 gol 1 asistle oynadı Hoffenheim'da. Son maçta gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Ocak'ta tabii 2-3 transfer yapılacak. Söylediğim gibi orta saha forvet transferi Sedric Bakan bunun gidişine bağlı olarak da belirlenecek olay bu. Dolayısıyla da e, e, Alman basını başta olmak üzere İngiliz basını Alman basını yazdı. Vegors'un da Türkiye'ye yeniden gelmeye sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı. Onu da söyleyelim. Bu arada madem İngiliz basını dedik, Sasha Boy ile ilgili haberlerin arkası kesilmiyor. Manchester United ve Arsenal Ocak ayında kıyasıya bir rekabetle Galatasaray'ın kapısını çalacak diye bilgi geldi. Beşiktaş maçında izleyip beğendiklerini de söyleyelim. Şimdi bir haber daha var ki o da çok dikkat çekici bir haber. Onu da sizinle paylaşmak istiyordum. Galatasaray'ı istiyordu problem çıktı diyorum. Nedir bu Galatasaray'ı isterken problem çıkan? Şimdi okuyayım sizlere. Ee, biliyorsunuz El Clasico Real Madrid Barcelona maçı. Maçın ardından İlkay Gündoğan açıklamalarda bulunuyor. Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım. Oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim diyor. Bunu söylüyor. Yani bir anlamda arkadaşlarını suçlar bir e, söz. Katalan ekibinin patronu Xavi İlkay'ın sözlerine destek veriyor ama yönetim kademesi ve bazı oyuncular... Kamuoyu önünde bu tür sözlerin söylenmesinden mutlu olmadıklarını belirtiyorlar. E, ve hatta bir iki oyuncu da kendisine destek olmasına rağmen soyunma odasındaki davranışlar İlkay'ı olduğu gibi bu iki futbolcuyu da sinirlendirmiş. Frankie de Jong ve Gavi'yi. Ama sonuç itibariyle yönetimi biraz kızdırmış. Şimdi bu haberi niye böyle gündeme getirdik? Biliyorsunuz Galatasaray'ın her başarısını Emojilerle destekleyen bir oyuncu ama sözleşmesi olduğunu söylemiştik. E, şöyle bir durum var. Böyle bir yol ayrımı bu nedenle oluşabilecek bir yol ayrımında Galatasaray'ı tercih eder mi? %100 tercih eder diye düşünüyorum. Evet tabii ki bu bir senaryo diyebilirsiniz ama sonuç itibariyle ortada da bir e, İlkay Gündoğan problemi olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.